Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Barış yayınları limit fasikülü çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde limit kavramı, ikinci testte kalmıştık. Sırada bu test var ve hazırsan geçebiliriz dersimize. Evet şimdi ilk sorumuza bir bakış atalım. A, L ve K birer gerçel sayı olarak bize verilmiş. Ee, Fx'in A'nın soldan limiti L ve A'daki sağdan limiti K'ymiş daima doğru olmayabilir diye sorulmuş. Şimdi burada ben A noktasında soldan ve sağdan limitlerinin L ve K olduğunu biliyorum. Lakin A'da görüntü var mı yok mu onu bilmiyorum. Öncelikle bunu bir ortaya piyasaya çıkaralım. Yani F ben ne olup bittiği hakkında bir yorumum yok. E, A şıkkına bakalım. Fx fonksiyonun A absisi noktasındaki soldan limiti L'dir demiş. Ben zaten bunun L olduğunu görmüştüm. Doğrudur f(x) fonksiyonunun x eşittir a apsis noktasında sağdan limiti k'dır demiş. Evet sağdan limiti de k'ydı. Bu da doğru. Eğer diyor L ile k birbirine eşitse bu fonksiyonun a apsis noktasında limiti vardır denilmiş. Evet biz ne diyorduk? Sol limitle sol limitle sağ limit birbirine eşit olduğu takdirde limit vardır ve o limit değerine eşittir. Yani sol ve sağ limitin eşit olduğu değere eşittir limitte. Yani bu da doğrudur. L k'dan farklıysa f(x) fonksiyonunun x eşittir a apsis noktasında limiti yoktur demiş. Evet bu da doğru. Şimdi diyor ki A'nın sağdaki limiti soldaki limitinden daha büyüktür demiş. İşte bu doğru olmayabilir. Bak doğru oladabilir bu. Doğru olmaya da bilir. Yani bunu şöyle diyeceğiz. Örnek veriyorum. Bir x'ye kartezyen koordinat sistemi düşünelim ve şurası da A olsun. Şimdi A'nın sağdan limitinin soldan limitinden daha büyük olduğunu iddia ediyor bize. Burası şöyle olsun. Mesela fonksiyonumuz şu şekilde gelsin abi. Tamam mı? şurada ve şöyle devam etsin. Şimdi A'nın sağ tarafındaki limitine bakıyorsun buraya gitmiş mesela 2'ye gitmiş olsun. Sol tarafındaki limitine bakıyorsun bu da 4'e gitmiş olsun. Şimdi bu neydi? K. Bu neydi? L. Şimdi L4 K2 oldu. E burada bana diyor ki K L'den daha büyüktür. Peki 2 4'ten daha mı büyük değil? Bak doğru olmayabiliyormuş. O halde benim cevabım ne olacak? E şıkkı olacak diyebilirim. Peki geldim şimdi ikinci e, soruma. A, B, C birbirinden farklı birer gerçek sayı. Ve A, B ile C kapalı aralığında olmak üzere B, C kapalı aralığından A'yı çıkarmış. Bu aralıkta tanımlı bir fonksiyon. Yani fonksiyon A'da tanımlı değil. A hapsisi noktada limiti varsa denilmiş. Şimdi A'da tanımlı değil ama e, A'da limiti var. Pekala. Diyor ki F, A tanımlıdır. E şimdi bak cümleyi okurken daha diyoruz ki A'da tanımlı değildir. Ama A'da limiti vardır diyoruz. Daha birinci öncülde bizi patlatan bir şey var. Diyor ki F'a tanımlıdır. O zaman bu bizi patlatmadan önce önce kendini patlattı bu. A'nın sağdan limiti yani A'daki sağdan limit A'nın soldaki limitine eşit olmalıdır demiş. Evet limit varsa A apsis noktanın sağdan limitiyle soldan limiti bu fonksiyonun birbirine eşit olmalı demiş. Çünkü limit var. Geldim 3'e. X'ler A'ya yaklaşırken Fx eşittir F'a olmalıdır. Şimdi bu sürekli ise geçerlidir. Kaldı ki FA tanımlı bile olmadığı için e, buranın bir reel sayı karşılığı yok. Yani FA diye bir reel sayımız yok şu an. Çünkü A'da fonksiyon tanımsızdı. O halde 3. öncülde patladı. Doğru cevabımız bizim B şıkkı olacaktı. Şekilde F fonksiyonu AB kapalı aralığından CD kapalı aralığına tanımlanmıştır. E, ve bunun grafiği verilmiş. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi e, A'nın sağ tarafında fx'in limiti C'dir demiş. A'nın sağ tarafında fx'in limitine baktığım zaman evet C geliyor. Bu yani birinci e, şıkkımız A doğru. Yanlış olanı arıyoruz biz. A'daki limiti C'dir denilmiş. Şimdi ben A'nın sol tarafında fonksiyonun tanımının olmadığını görüyorum. Lakin fonksiyon A'da tanımlı olmasına gerek yok. A'nın sağ tarafında limitine bakabiliyorum. Sol limitine zaten bakamıyorum. Ama sağ tarafında limit var ve C olduğu için uç noktalarda bu şekilde biz limit vardır diyoruz ve C'ye de eşittir diyoruz. Bundan kaynaklı D şıkkına baktığımız zaman B'deki limiti D'dir demiş. B'nin ben sol tarafında limitinin var ve D'ye eşit olduğunu görüyorum. Sağ tarafına bakamıyorum çünkü B'nin sağ tarafında fonksiyon tanımlı değil. Bundan kaynaklı sadece sol tarafına bakabildiğim için sol tarafındaki limit değeri o noktadaki limit değerine eşittir diyoruz. Yani D de doğru. B'nin sol tarafında limitin D olduğunu da söylemiştik. Burada B'de limit yoktur ifadesi ki zaten D'ye doğru dediysem E kesinlikle yanlış olacak. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkıdır diyebiliriz. Evet geldik 4'e. Barış Yayınları YouTube kanalında limit konusu anlatan videonun altına şöyle bir soru gelmiş. Kar Mütevelli sormuş soruyu bir saat önce gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı artan bir fonksiyonun f fonksiyonunun tanım kümesindeki her noktada limiti var mıdır? Şimdi artan bir fonksiyonun tanım kümesinde her noktada limiti var mıdır? diye soruluyor. Bu soruya gelen cevaplar aşağıdaki seçeneklerde verildiğine göre bu seçeneklerden hangisi kesinlikle doğrudur? diye sorulmuş. Bakalım. Fonksiyon artan olduğu için her noktada limiti vardır. Şimdi azalan bir fonksiyonun da her noktada limiti olabilir. Yani bunun illa artan olmasına lüzum yok. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemem. Fonksiyon örtense limiti vardır deniliyor. Şimdi buna yorum yapalım. Buna yorum yapalım. Bu bir dursun. Şimdi limiti yoktur diyor. Daima artan bir fonksiyonun limitinin olabileceğini biliyoruz. Örnek veriyorum. Eğimi pozitif bir doğrusal fonksiyon çizecek olursak mesela şu fonksiyon daima reel sayılardan reel sayılara tanımlı artan bir fonksiyondur. Her noktada da limiti vardır. Ki polinom fonksiyonların artan olanları, daima artan olanların da her noktada limiti vardır. Mesela x küpü de örnek verebilirdik buna. Dolayısıyla limiti yoktur ifadesi bizim için yanlıştır. Her noktada tanımlı olduğu için limiti vardır ve tanımlı olduğu noktadaki görüntüsüne eşittir. Şimdi bu limitin olma hali zaten tanımının olma haliyle bağdaştırılamaz. Yani bir fonksiyonun e, tanımlı olmasa da limitinin olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla D de çok bana açıklayıcı bir e, tatmin edici bir e, olay olarak gelmedi, cevap olarak gelmedi. Fonksiyon artan olduğu için her noktada limiti yoktur. Ne yani azalan olduğu için mi her noktada limit olacak? Bu da değildir ama fonksiyon örtense limiti vardır demek ki bu doğru. Şimdi neden? Hocam şöyle. Ben bir tane daha grafik düşünecek olursam şimdi şuraya x ekseni diyelim şuraya y ekseni diyelim kabul mü? Şimdi bak ben şöyle bir fonksiyon hayal etmek istiyorum. Şöyle yaptım. Şurada a absisti nokta diyelim. Ve daha sonrasında şuradan şu şekilde devam ettim. Bu fonksiyon bu fonksiyon daima artan bir fonksiyondur. Şuradaki görüntüsü b olsun şuradaki limiti de a'nın sağ tarafındaki limiti de c olsun. Şimdi bu fonksiyon daima artandır yani artmış, 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 artmış. Bunun dibine kadar artmış. A noktasına kadar artmıştır. A noktasından hemen sonra gelen nokta yani A'nın sağ tarafında da yine artarak yoluna devam etmiştir. Bu fonksiyon artandır lakin limiti yoktur. Limitinin olmamasının sebebi de fonksiyonun B ile C arasında herhangi bir değer almamasıdır. Ve almadığı için de bu fonksiyon örten değildir. Dolayısıyla artan bir fonksiyon, reel sayılardan reel sayılara tanımlı artan bir fonksiyon eğer örtense limit vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız da B şıkkı olur gençler. Şimdi geldik e, diğer sayfamıza. Diğer sayfada 5. sorumuzu çözeceğiz. Aşağıdaki koordinat düzleminde f fonksiyonunun eksi 5'ten açık ve 4'ten kapalı aralığındaki grafiği verilmiş bize. Grafik güzel, hoş. A ve B eksi 5'ten açık, 4'ten açık, 4'ten kapalı aralıkta ve A'nın sağ tarafındaki limit sol tarafındaki limitinden farklı ve bu da görüntüsünden farklı. B'nin sağ tarafındaki limit sol tarafındaki limitine eşit ama görüntüsünden farklı olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi ben bir şöyle reel sayı bulacağım. Sağ limiti sol limitinden farklı ve hatta bunlar da görüntüsünden farklı. Şimdi bunu nerede bulabilirim? Hemen göze çarpan bir durum var. Bak buraya eksi 3 apsis noktaya bakacak olursan. Görüntü 1. Sol limiti A. Sağ limiti B. Bunların hepsi birbirinden farklı. Demek ki gerçi A demeyelim şuraya karışır değil mi? C diyelim. Çünkü A'mız vardı. Hatta B de demeyelim. Şuraya D diyelim. Şimdi bu durumda 1 C'den C'de D'den farklı olduğu için ben buradaki apsisi A'yı eksi 3 seçmemde fayda var. Bir de sol ve sağ limiti eşit ama görüntüsü bunlardan farklı bir nokta bulmam lazım ki bu da bak 2'nin sol limiti eksi 3 sağ limiti eksi 3 ama görüntüsüne baktığın zaman eksi 1 geliyor o halde b'yi de 2 seçeceğiz arkadaşlar bu ikisinin çarpımı sorulmuş doğru cevabımız b şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla evet devam ettim 6. sorumla 6. soruda m ve n birer gerçel sayı olmak üzere birinci dereceden mx artı n fonksiyonu için x'ler 2m eksi 3'ün sağ tarafına yaklaşırken ki fx'in limiti x'ler n eksi 2'nin soluna yaklaşırken fx'in limitine eşit ve 5'miş. Buna göre m çarpı n'nin alabileceği değer kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi biraz düşünelim. Öncelikle benim fonksiyonum mx artı n. Doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyonun e, polinom fonksiyon birinci dereceden polinom fonksiyon herhangi bir böyle kopma noktası falan yoktur polinom fonksiyonlar akarı akar olmayan fonksiyonlardır grafiğini düşündüğümüz takdirde ve bu fonksiyonların her noktadaki limiti e, vardır diyebiliriz her noktada limiti vardır Dolayısıyla e, tabi birebir fonksiyonlar oldukları için de e, sağ limit burada bir şeyin sağ limiti bir şeyin farklı bir şeyin sol limitine eşit ve 5e e, onlar farklı şeyler değillerdir yani 2m-3 ile bir kere n-2 birbirine eşitmiş. Bu durumda ben 2m-n'yi eksi de 1 olarak elde etmiş olurum açıkçası. Pekala. 2m-n'nin 1 olması gerektiğini elde ettik. Şimdi hocam ben şunu hesaplayabilirim. Yani 2m-3'deki limit aslında 2m-3'deki görüntüye de eşittir. Çünkü doğrusal fonksiyon dedik ya. Madem öyle ben f 2m-3 diyecek olursam bu bana neyi verecek? Hocam şurada yerine yazalım o halde. Değil mi? Burada yerine yazarsam ben 2 çarpı 2m-3 çarpı m artı n. İşte bu da görüntüye eşittir. Yani 5'e eşittir. Aynı zamanda f n-2. Bu da 5'e eşit olacak. E bu da m çarpı n-2 e ve sonuç olarak artı bir de n ekleyeceğiz. Bu da 5'i verecek bize. Şimdi ikisi de 5 değil mi? Bak ikisi de 5. O zaman bunların ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Haliyle 2m-3 çarpı m artı n eşittir. m çarpı n-2 artı n diyebilirim. Tamam bunu söyleyebiliriz. Bu durumda n'ler birbirini götürecektir. Tamam n'ler birbirini götürür. M'ler hocam sıfırdan farklı olduğu için onlara da götürdüğüm takdirde yine 2M-3 eşittir N-2'nin ta kendisini bulmuş oluruz değil mi? Şimdi o zaman bizim farklı bir olaya imza atmamız gerekiyor. Çünkü buradan bu, burada elde ettiğimiz eşitliğin aynısını elde ediyoruz. Çünkü zaten doğrusal fonksiyon olduğu için aslında şurada bulduğumuz şey sol limit. Burada bulduğumuz şey sağ limit. E, o halde ben şunu yapayım hocam. Gel şuraya şimdi tam olarak şuraya. Burada şuna bakalım biz. Diyelim ki f 2 m 3 yani şurası bu 5'e eşittir diyelim. Yani m'yi içeri dağıtırsam 2 m kare 3 m ve artı n eşittir 5'i versin diyelim. Tamam. Şimdi ben burada 2 m eksi n'nin 1 olduğunu biliyordum. Bu daha sonrasında işime yarar diye biraz bekledim bekledim ama çok da işe yaramıyor. Madem öyle bunu yardımcı eleman olarak kullanalım. Yani eksi n'yi bu tarafa 1'i bu tarafa atarsam n eşittir 2m eksi 1'i bulmaz mıyız? Buluruz. O halde 2m kare eksi 3m ve şurada n ye gördüğüm yere 2m eksi 1'i yapıştırırsam yazdım. 2m eksi 1 işte bu 5'i veriyormuş bize. O halde ben 2m kare eksi m eksi 6'nın da 0'a eşit olabileceğinden bahsedebilirim. Şimdi böyle bir ifade var elimde. Artık bu ifade m'ye bağlı ikinci dereceden bir denklemdir gibi düşünülebilir. O halde ben burayı 2M'ye M diye açayım. Ve daha sonrasında burayı da eksi 2'ye artı 3 diye açarsam bak. Eksi 4M artı 3M daha ortayı yani eksi M'yi verir. Bu durumda M ya eksi 3 bölü 2'dir ya da M 2'dir. Şimdi eğer ki M 2 ise M 2 ise getir şurada yerine yaz. Burası 4 yapar. 4'ten ne çıkarsa 1 olur. 3. Demek ki ne M2 ise N3'müş. M eksi 3 bölü 2 ise hocam onu da yerine yazalım. Onun başı kel mi? Onu da yazalım. 2 çarpı eksi 3 bölü 2 ve eksi N eşittir 1'di. Şunlar gider. Eksi 3'ü karşıya attım. Eksi N eşittir 4. N eşittir eksi 4 gelir. Tamam. Bu da eksi 4 geldi. N eşittir eksi 4. Peki şimdi diyorum ki M ile N'nin çarpımı sorulmamış mı? Şunların çarpımı 6 yapar. Eksiyle eksinin çarpımı artıdır. 3 kere 4 12. 2'ye böl. Bu da 6 geldi. Demek ki kaçarı yok. M kere n kaçmış? Altının ta kendisi. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve geldim 7. soruma. Dik koordinat sisteminde 0-1 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarıyla Y eşittir. Şurası X bölü 2 gençler. Şurası X bölü 2. Y eşittir X bölü 2 doğrusunun grafiği aşağıda verilmiş. 0, 1 açık aralığında A, B, C gerçel sayıları için şimdi diyor ki iyi dinle ee, fx'in A'daki limitinin 2 katı gx'in A'daki limitinin 2 katından daha küçük ve bunların hepsi A'dan daha büyük. Buradan gx'in B'deki limitinin 2 katı ve fx'in B'deki limitinin iki katından daha küçük ve B'de ortancadır deniliyor. Bir de ekstradan Gx'in C'deki limitinin 2 katı. Bx'in, Fx'in B'deki limitinin iki katından daha küçüktür. Ve C bunlardan daha küçüktür denilmiş. A, B, C'yi sırala diyor. Şimdi durup biraz düşünelim. Hocam, öncelikle şöyle bir şey yapsak. Ben şu birinci eşitsizliği 2'ye oranlasam. A bölü 2 küçüktür. Limit x A'ya giderken Fx olur. Bu da küçüktür. Limit x a'ya giderken gx olur. Doğru mu? E şimdi ben herhangi bir a noktası için yani buradan seçtiğim a apsisi bir nokta düşüneyim. a bölü 2. A, a seçersem ve a bölü 2'yi bulmak istiyorsam bunu gx'in üzerine denk getirmeliyim. Çünkü eğer ki ben şuradan bir a apsisi nokta seçecek olursam bunun görüntüsü a bölü 2 olacaktır. Değil mi? E limitleri de ben zaten y eksen üstünde arıyorum. O halde benim şunu bulmam gerekiyor hocam. Şimdi a bölü 2 dediğimiz bu mavi grafikteki gx değil mi? E şimdi geldik şuraya. Mavi grafikteki gx değil özür dilerim. Bu x bölü 2 doğrusu. Yani mavi grafik yine tamam gx değil sadece. fx dediğim şey siyah grafik. Ve gx dediğim şey de kırmızı grafik. Bu durumda benim bu a dediğim sayıyı nerede aramam gerekiyor biliyor musun? Mavinin siyahtan daha aşağıda, siyahın da kırmızıdan daha aşağıda olduğu bölgede aramalıyım. Yani tam olarak şuralarda bir yerde benim aramam gerekiyor. Tabii rengi değiştirelim burada. Farklı bir renk seçelim. Şurada aramam gerekiyor. Yani benim ağlarım işte sevgili arkadaşlar buradaymış diyebilirim. Peki güzel. Şimdi geldim ikinciye. İkinciyi yorumlarsak ikincide de şöyle bir yorum imza atalım. Yine 2'ye böldüm ben bu eşitsizliği. Ve dedim ki limit x'ler b'ye giderken gx küçüktür b bölü 2. O da küçüktür limit yine x'ler b'ye giderken fx. Şimdi b'yi yazınca b bölü 2 yine mavi grafikte elde ederim haliyle. o halde açıkçası şöyleymiş. Bu mavi grafikti. gx'ler kırmızı grafikti. Ve F(x)lerde siyah grafikti Değil mi? Şimdi şimdi de şöyle bir şey arıyoruz. Kırmızının maviden, mavinin de siyahtan daha aşağıda olduğu bir bölüm arıyoruz. Kırmızı, mavi, siyah şeklinde ilerleyecek. Kırmızı, mavi, siyahın oluşabilmesi için de yine farklı bir renk seçelim. Şunu seçelim. Şöyle çizecek olursam hocam, kırmızı, mavi, siyah bak tam olarak bu aralıktadır diyebilirim. Demek ki sevgili gençler B'de bu aralıkta bir yerdeymiş. Tamam Hatta tam olarak şurası da seçilebilir. Peki şimdi üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncü verdiği bilgiye. Ben yine ikiye bölüyorum bunu. C bölü 2 küçüktür. Limit x'ler c'ye giderken gx o da küçüktür. Limit x'ler b'ye giderken fx. Ya dikkat et diğerlerinden bir farkı var bunun. Bu Burada fx'in b'deki limiti gx'in c'deki limitinden daha büyük. C nerede olabilir? Bir kere c bölü 2 yine mavi grafiğin üstünde arayacağım ben. Mavi. Gx de kırmızı grafikti. Şimdi ben burada şunu düşüneceğim. Mavinin kırmızıdan daha aşağıda olduğu yerleri düşünelim. Mavinin kırmızıdan daha aşağıda olduğu yerler şu kısımdır. Burada da e, fx'in b'deki limitine bakalım. Fx'in b'deki limiti e, hep şuralarda gençler. Yani B bu aralıkta olduğu için buralarda bir yerde çıkacak. E, haliyle de zaten fx'in b'deki limiti daha da büyük olacaktır hepsinden. Hepsinden. Ama şöyle de bir durum var. Tabi tam olarak şurası hariç. Yani şimdi fx'in b'deki limiti dediğimiz yer şurasıydı. Bak şurasıydı. Şimdi şuraya bakıyorum. gx'in c'deki limiti. Ben c'ye şimdi şuralarda bir yerde dersem. gx'in c'deki limiti bundan daha büyük olamayacak. Yani şu işaret dediğimizden hatta onu kırmızıyla gösterelim artık. Şu işaret dediğimizden daha büyük olamayacak. E daha büyük olamayacaksa benim nerede aramam gerekiyor bunu? Şuralarda bir yerde aramam gerekiyor. Tamam. Ve ne demiştik? Mavi kırmızıdan daha aşağıda demiştik. Demek ki ben artık C'yi de şu aralıkta bir yerde düşünebilirim. Tamam. Şimdi ne olmuş oldu? Sayı doğrusu üzerinde yani x80 üzerinde. A, B ve C sıralanmış oldu. A küçük, C küçük, B bize cevabı verir. Doğru cevabımız da B şıkkı olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldim 8'e. Yukarıda verilen, eksi 8'den kapalı, ondan açık aralığında tanımlı f fonksiyonu için. fx'in a'daki limiti, fx'in 3'ün sağ tarafındaki limitine eşit. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı A gerçel sayısı vardır? Şimdi 3'ün sağ tarafındaki limite bir bakalım biz. 3'ün sağ tarafındaki limit nerede? ha Burada yani 2'ye gidiyor. Yani bunun 2 olmasını istiyoruz. Peki fx'in A noktasındaki limitini 2 yapan kaç tane A var? E şimdi limitin 2 olmasını istiyoruz değil mi biz? Aynen. O zaman limiti 2 olan nereler var? Şu 2'den tutup bunu bir çekelim. Yani şöyle maviyle gösterelim net olsun. Şöyle çektik. Şurada bir noktanın olduğunu görüyoruz bak. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 2-0 diyelim. 2-0 noktasında ee, ben bunu A olarak seçebilirim. Değil mi? Peki bir tane buldum. 9'da limit yok. 9'un sol tarafı tamam okey. 2'ye gidiyor. Lakin 9'da limit yok. Ben buna direkt o sayıyı vermem lazım. Solunu sağını karıştırıyoruz ama 8 olur. 7 olur. 6 olur, 5 olur, 4 olur. 3 olmaz. Çünkü 3'ün sol limiti 7'ye gidiyor. 3'te limit yok. Başka hocam bak şurası da olur. Buraya da x1 diyelim. x1 diyelim. Belki de -2 de orası. Peki hatta -2 miymiş? Şöyle bakalım. Noktalar yok. Hayır -2 değilmiş. Şurası hocam. Buna da x1 dedim. Burada da aynı şekilde limitimiz 2'dir. Başka da limiti 2 olan bir noktamız yok. Peki şurada kaç tane nokta var? 5. Bir tane burada, bir tane de burada toplam 7 tane oldu. Yani benim cevabım C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi gençler bir sonraki videomuzda artık test 3'ü çözeceğiz sizlerle beraber. Bu videoda ikinci testi çözdük limit kavramını. Test 3'ten sonra da hemen bir diğer konumuza geçmiş olacağız. Limitin özelliklerine geçeceğiz artık. O videolarda yavaş yavaş görüşürüz diyelim sizlere. Tabi ee, tabii siz boşta dururken yani benim videoları beklerken bol bol matematik çalışacaksınız. Sağlıklı kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Önünüzde sınava yaklaşık ortalama diyelim 7,5-8 ay gibi bir süre kaldı. Az kaldı yani. Yeni yıla girmek üzereyiz öyle düşünün. Yani şu an e, gençler Kasım'a girdik neredeyse. Yani Kasım, Aralık dedikten sonra zaten e, aylar, zaman çok hızlı geçecektir. Zamanla ilgili bir video da paylaşmıştım. Zamanın kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü şu an düşünüyorsun ki 7,5 ay var çok uzun bir süre. Ama bundan 5 ay sonra ki çok hızlı geçecek bu süre. Ve diyeceksin ki sınava da kaldı 2-2,5 ay ne yapacağız bilmiyoruz. Dolayısıyla hani biraz daha dikkat. Tamam o zaman değerlendirmesini iyi yapın. Sağlığınıza dikkat edin. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.